Şehit Seyit Evran'ı geçtiğimiz hafta kaybettik. 22 Eylül'de kaybettik ve daha sonra arkadaşları kitlesel bir törenle Kamışlı'da vasiyeti üzerine onu toprağa verdiler. Vasiyetini de kaleme almıştı. Bu vasiyeti de yayınlandı. Onu biraz önce tekrar ekranlarınıza getirdik. Bunu konuşacağız. Onunla birlikte çalışmış gazeteci arkadaşlarımızdan Hayri Çelik bizimle. Hayri merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hemen direkt vasiyetinden başlayalım. Mücadeleye adanmış bir yaşam, onu biliyoruz. Ama diğer taraftan kalbinin duracağını hissettiği anda da yazdığı vasiyetini nasıl yorumlamak gerekir? Onu anlatsan biraz bize. Yani aslında bu mücadelede gönül veren, bu mücadeleye fiili katılan ya da katılmayan ama bir şekilde bağlantılı olan her insanın ardında bırakabileceği bir miras aslında, bir vasiyet diyebiliriz. Çünkü hakikaten yarım kalıyor. Yani bir sürü şey yapmak istiyorsun ama bir anda işte yürek durunca doğal olarak o yarım kalıyor. Çünkü kısa bir süre önce bir sohbet etmiştik. Daha yapacak çok şey vardı. Anlattığı bir sürü proje vardı, kitap vardı, kitap çalışması vardı, araştırma çalışmaları vardı. Ama en önemlisi de Rojava'da işte bir devrim söz konusu. Orada yeniden bir yapılanma söz konusu, yeniden kendini örgütleme söz konusu ve Seyit bunun ortasında yer alıyordu. Özellikle bunun en önemli alanında, basın alanında yer alıyordu. Oradaki diyelim yeni başlayan gazetecilerin ya da gazetecilik yapmak isteyen gençlerin eğitimi söz konusuydu ve bunun için bayağı da projeleri vardı. Nasıl yapılması gerektiği, ne yapılması gerektiği, bunların boş bırakılmaması, bir sürü şey vardı ardında ama en önemlisi şey, verilen bir mücadele var, bir özgürlük mücadelesi var, henüz sonuca ulaşmamış. Seyit'in özellikle dikkat çektiği işte dedemin mirası dediği Şeyh Said'in isyanından tutalım ya da Şeyh Said serildanından tutalım. Günümüze doğru geliştiğinde işte özgürlük mücadelesi, Reberapo önderliğinde gelişen özgürlük mücadelesi söz konusu ve bu artık sonuç almaya adım adım yaklaşırken Seyit şehit düşüyor. Yani böylesi bir durumda doğal olarak bu duyguları taşıma kadar doğal bir şey olamaz. Yani elbette yapılacak çok şey var ama işte gönül ne yazık ki işte yarım kalıyor. Bir anlamıyla ben yüreğimle bu ana kadar getirdim. Evet, bundan sonrası geride kalanların diyor. Maalesef. Bu mücadeleye bağlılık ifade ediyor. Bu aslında bize de bir mirastır efendim. Yani bize de bıraktığı bir mirastır. Yani ben buraya kadar getirdim ama bundan sonrasının devam etmesi gerekiyor. Yani biraz bizim de bunu böyle algılamamız gerekiyor. Evet, Seyit bir sürü şey yaptı, bir sürü şey gelişti. Belki beraber aynı yolda yürüyoruz ama nihayetinde o bıraktığı mesaj hepimizedir. Yani bunun sürdürülmesi, sonuca ulaştırılmasına yönelik bir beklentidir en azından, bir umuttur. Biz de herhalde bu umudu boşa çıkarmayacağız. Yani elimizden geldikçe bu umudu boşa çıkarmayacağız. Bu biraz. Evet, zaten dikkat çekiyor. Birdik, milyonlar olduk. Evet. Bunu sonuca ulaştıracağız diyor. Seyit'i tanıyan, onunla birlikte çalışan Hayri'yi dinleyelim istiyorum bir de. Çünkü gazetecilik dönemi aslında ülkedeyken bir sorumlulukla başlıyor. Yani özgür ülkeye. Bir anlamda hapis yatmak için yazı işleri müdürleri aranıyor ve o gelip çok daha farklı şeyler yapabilecekken zengin bir aileden olmasına rağmen o fedakarlığı gösteriyor, hapiste yatıyor ve sonrasında daha gidiyor ama ülkede ve sonrasında nasıl bir Seyit tanıdın, onunla ilgili bugünün gençlerine ne aktarabilirsin? Yani tabii benim Seyit'i tanımam 1994'lere kadar gidiyor. 1994'te biz 1993'te 3 Aralık'ta o dönem aynı zamanda yani bütün bürolarımıza yönelik bir baskın oldu merkez dahil. O zaman biz 107 kişi sadece merkezden gözaltına alınmıştık. Onun dışında da bütün bürolar Ankara, Diyarbakır, Van, Adana, Mersin bütün bürolarımıza yönelik İzmir aynı zamanda aynı saatte baskınlar yapılmıştı ve arkadaşlarımız gözaltına alınmıştı. Aslında bununla tamamen gazeteyi susturmak istiyorlardı. Fakat yapamadılar. Yapamayınca da
O dönem işte 15 arkadaşımızı tutukladılar, diğerlerini serbest bırakmak zorunda kaldılar. 94'e geldiğinde bu saldırılar artık fiilden ziyade bütün neredeyse yaptığımız her haber hakkında dava açılıyordu. Doğal olarak dava açılınca da ilk başta dava Sorumlu Yazı İşleri Müdürü hakkında açılıyor ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü hakkında dava açılınca da ceza aldığı anda gazete kapanıyor ya da yenisini bulmak zorunda. O dönem işte kampanyalar yapıldı ve kampanya işte Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü kampanyası. Seyit de o çerçevede geldi. Zaten Gurbetteli'di. Gurbetteli Ersöz, şehit Gurbetteli Ersöz'dü. O zaman bizim yayın yönetmenimizdi. Seyit de bunlar Ankara'da, Adana'da zaten birlikte okul okuyorlardı Çukurova Üniversitesi'nde. Seyit de o dönem o kampanya çerçevesinde gelip bizde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü oldu. Ama bu Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü tam da gazetenin bombalandığı 10 Aralık'a denk geliyordu. O kısa süre içerisinde ben tarihlerini tam bilmiyordum. Bizim Davut arkadaş dün anmada belki izlediniz önceki gün. 27 dava açılıyor hakkında. Davut'un aktarımıyla, çünkü orada şeylere bakmıştı. 27 dava açılıyor. Bir, yani kısa bir süre içerisinde, 2-3 aylık bir süre zarfında. Seyit o dönem, yani aslında diyebilirim, şehit düşen Seyit'le o dönem başlayan Seyit arasında çok bir fark yoktu. Çünkü o dönemde sıcakkanlı, dost, kazandırıcı bir şeye sahipti ama basını da mücadele için yeterli görmüyordu. Yani sadece burayla yetinmek onun için yeterli değildi. O yüzden kısa bir süreli çalışması oldu. İstanbul gazete bombalandığında gazetenin üst katındaydı o da, misafirhanede. Ve misafirhanede o da yaralılar arasındaydı. İşte inerken bu şey kablosu var. Telefon direklerine bağlı çelik halatlar var. Böyle şey olmasın diye. O halatlara tutun aşağı inmişlerdi. Çoğu o şekilde elleri falan yaralanmış ama ateşten de tabii etkilenmişlerdi. 25 arkadaştı. Bunlardan biri de Seyit Evran'dı. O zaman gecenin 3'ünde biz o apar topar hastaneye kaldırdık ama dediğim gibi yani Seyit'i gazetecilikten ziyade daha çok bir yoldaş, bir arkadaş olarak biz tanıdık o dönem. Tabii yıllarca daha sonra haber alamadık. O alanı değiştirip başka bir alana geçince 2000'li yıllara kadar biz birebir haber alamadık. Fakat 2000'li yıllardan sonra tekrar haber almaya başladık. Tekrar ilişkilenmeye başladık. Özellikle Rojava süreciyle birlikte, 2011-2012 ile birlikte artık ekranlarda düzenli olarak Seyit katılmaya başladı ve orayı aktarmaya başladı. Şimdi Seyit'in zaten samimiyeti, harekete bağlılığı, davasına bağlılığı, her şeyi zaten operatifinde çıkıyor. Sonuç itibariyle aslında bize bıraktığı mektubuna baktığımızda aslında her şeyi veriyor. Yani onun üzerine ekleyebilecek bir şey yok. Evet. Seyit sadece diyebilirim samimi, dost ve gerçekten inanan bir insandı. İnsana güven veren bir insandı. Ben tanıdığım 94'te tanıdığım Seyit'le 2023'te şehit düşen Seyit arasında benim için herhangi bir şey olmadı. Yıllar sonra biz bağlantı kurabildik, görüşebildik. Ama yıllar sonra sanki hiç kopmamışız gibi aynı Seyit karşımdaydı. O açıdan ben onun o militan karakteri, onunla yoğrulmuş, böyle oturmuş bir kişilikle karşılaştım. Elbette insanı çok etkiliyor. Ama benim için Seyit yani kayıptan ziyade Seyit bir mirastır bizim için. Zaten herkes onu söylüyor. Bir bellekti Seyit. Önemli olan bizim bu belleğe sahip çıkmamız, o mirasa evet. Sahip çıkmamız bence. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Birlikte o belleğe, o mirasa, o anıya sahip çıkacağız. Sağ olasın. Evet.